Hazreti Ebu Bekir, Müslüman olduktan sonra büyük bir gayretle samimi dostlarına İslamiyet'i anlattırdı. Bir gün Hazreti Osman'a İslam'ı anlattı ve onu Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman'a, "Ben sana ve bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim," buyurdu. Hazreti Osman, bu samimi davet karşısında kendinden geçer gibi oldu ve kelime-i şehadet kendi kendine mübarek dudaklarından döküldü. Hazreti Osman'ın Müslüman olması müşrikleri fazlasıyla tedirgin etti. Kabilesi ona işkence etmeye yeltendiler. Fakat o her türlü eziyete göğüs gerdi ve hak bildiği yoldan zerre kadar taviz vermedi. Hazreti Osman'ın amcası Hakem bin Ebul As kendisini bir urganla bir direğe bağlar ve döverek şöyle derdi: "Sen atalarının dinini bırakır da sonradan çıkma bir dine özenirsin öyle mi? Andolsun ki tuttuğun bu dini bırakıp tekrar atalarının dinine dönmedikçe seni salıvermeyeceğim." Hazreti Osman'ın amcasına cevabı şöyle olurdu: "Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam." Hazreti Osman'ın bu iman büyüklüğü karşısında sonunda amcası küçülürdü ve onu salıvermekten başka çare bulamazdı. Hazreti Osman yumuşak huylu, haya sahibi ve cömert bir insandı. Hazreti Osman hem maddi hem manevi yönden çok temiz bir tabiata sahipti. İçki içmeyi cahiliye devrinde kendisine haram kılmıştı. Servetini Allah yolunda ve din uğrunda harcamaktan zevk alan bir insandı. Kur'an hafızıydı. Kur'an okumayı çok severdi. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hazreti Osman aynı zamanda Peygamber Efendimizin damadıdır. İlk önce Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evlendi. O vefat edince Resulullah onu bu sefer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Bu sebeple de Zinnureyn yani iki nur sahibi lakabını aldı. Hazreti Osman İslam'ın 3. halifesidir. Hicri 644 yılında İslam halifesi oldu ve 12 yıl boyunca hilafet makamında kaldı. Hicri 656 yılında isyancılar tarafından kendi odasında Kur'an okurken şehit edildi.